Tabii tanıtım dönerken burada diyor ya hani VTR'de aslında Akif Özlem'i seviyor diyor. O sırada Akif bacağına vuruyor. Melisa'nın da bakışı böyle onu gördüm şimdi tabii arka planda. Bu arada Ferdi'nin de Özlem geldiğinde bakışı beğeniyor gibi bir bakıştı ama o. Nasıl bir Ölüyorlar. baktı? Ölüyorlar aşkından. Ölüyorlar. Gerçekten şimdi Ferdi'nin bakışı da Ferdi. Kusura bakma ama göstermek istiyorum gerçekten. Şimdi Özlem giriyor oradan. Özlem de bugün herhalde böyle bir süslenmiş, güzel de olmuş. Böyle. Banu Alkan gibi olmuş. Banu Alkan gibi olmuş Banu ondan. Alkan mı? Beğeniyor muydun Banu Alkan'ı? Sevdiğim birisi. Takip Sevdiğin ederim. biri sen. Sevdiği birisine benzetiyor. Önemli olan o. Banu Alkan. Yani beğenerek bakıyorsun o zaman. Ha. Evet. Biraz hani o, güzel olmuş yani. Sence Melisa? No comment. Yorum yapmıyorum. Yorum yapmıyorum diyor. Peki şimdi dün konuşulan konularda aslında Akif kendine şahit olarak Ferdi Bey'i getirmişti. Çünkü demişti ki işte Ferdi ile de yazıştı, onu da kandırdı falan ama biz sonuçta neye vardık? Aslında 3 günlük bir konuşma, bir kerelik bir buluşma. Sonucunda Özlem dedi ki ben beğenmedim. Beğenmediğim için de kırmamak için onu tamamen engelledim. Görüşmek istemedim ama Ferdi dedi ki ben ilk görüşte aşık oldum dedim. Değil mi? Buna mı? Evet. Buna mı? Gerçekten hiç akıl yokmuş sizde. Ferdi Bey de gülüyor. Peki Özlem Hanım siz ne diyeceksiniz bu konuda? Yani Ferdi aşık oldu ve sonrasında sizin yayınlarınıza girdiği görsellerinizi kullandı. Hani nasıl oluyor bu 3 günde aşk? Bilmiyorum. Ama seven gerçekten bir insan, aşık olan ne kadar da kötü de olsa karşıdaki kişi, bu videoya böyle paylaşım yapılmaz yani. Evet, o hatalı bir şey, onu Kesinlikle çok yani. söylemiştik. Çünkü benim bir erkek evladım var. Tamam, erkek evladım böyle kanal izlemez okula gittiği için, ama biz böyle yerlerde televizyon internet üzerine düşüyoruz. Biri görse dese ki ne? Senin annenin videosunu kullandı dese, sonuçta bir erkek evladı. Peki dur bir dakika. Bu Efendim? erkek evladı öncelikle senin düşünmen gerekmiyor mu ya? Benim Evli düşünmem... barklıyken TikTok'ta hesap açıp bütün insanlarla evli barklı olan sensin, erkek evladı olan sensin. Bu insanlara yazışmamayı sen yapman gerekmiyor mu ya? Bir saniye, kime yazmışım? Ya gidip görüşmüşsün işte adamla. Daha ben ne yazacaksın yani? Ben de diyorum çıkarsın. Ben ona gel bana 2 gün daha aşık mı olsun? Işte. Nasıl oldu? Aşık söz alabilir miyim? Söyle, dediğin söyle, söyle tamam. Dediğin konuyla ilgili. Pekala. Senin çocuğun şu an kaç yaşında Özlem? Ne yapacağız sen benim çocuğum? 7 sene sonra 18 yaşında. 18 yaşında geldiğinde bir çocuk senin karşına geldiğinde tüh anne sen bunları yapmışsın. Niye yaptın dediğinde sen o çocuğa ne cevap verebileceksin? Ben cevabımı verebileceğim de sen benim video hakkında niye konuşuyorsun? Sen iki evladına sahip çıkıp bu zamana kadar kolladın mı? Soruyor musun? Senin ilgilenen bir şey değil o. Sen iki evladını sormuyorsun, beni karıştırıyorsun. 4 evlilik yaptım, 4 tane de yurt dışında çocuğum ben var. Ben çocuklarıma hesap açtım. Sen hangi birini yaptın? Çocuğunun hesabını mı var? Nasıl yani? Benim banka çocuklarımın hesabı. Ayrı ayrı hesapları var. Banka hesapları var. Ha, banka herhalde. Hesapları var. He. Sen gidip de bankaya çocuğuna hesap açtın mı? Nereden biliyor? Gösterebiliyor musun? Nereden biliyor? Görenek gösterebilecek misin? Hayır, sen nereden biliyorsun? Sen benim çocuğumun durumunu, üstünde ne olduğunu nereden biliyorsun? Araştırdın mı? Doğru. Senin ben İstanbul'da nerede yaşadığını biliyorum ya. Konuştum ama sen kimsin de beni karışıyorsun? Nerede ha? yaşıyorum söylesene. Sen mi doyuruyor benim çocuğum karnımı? Nerede yaşıyorum ha, söyle. Esra Hanım, ben fakirmişim. Ben yardım alıyormuşum. Benim Manisa Salihli'de yaşayan ben varmış, değilim. 4 tane kocam sen varmış. Sen beni araştıramazsın. Peki araştırdın da. 4 tane kocam var. Ha. 4 tane çocuğum var dışarıda. Ne diye aşık oluyor? Neye aşık gerçekten aşık olan videosu niye bir bayan tatlı dille konuşursa. Konuştu. Yamuk. Ondan başka? Sonra görüşmemizde tatlı dilli konuşursa, bir erkeği cezbedecek şekilde konuşursa aşık olunur. De aslanım. Cezbetti be. Yani Özlem Hanım seni. Vallahi evet. Çok güzel olduğum için işte dayanamıyorum. Şu anda güzelsin ama bir haltaya yaramıyor. Güzel, sen çok hala güzelsin diyor ama. Sen çok yarıyorsun. Vallahi dışarıda Ferdi Bey'e dediler ki gözlerin çok güzel. Gözlerin Alsınlar çok güzel diye bir kadın çok geldi. Mu merak senin beğendiğin gözler yani. Ay senin gözlerini beğeneceğim. Sahipleri çok yani sen merak etme. Sen kurban ol. Niye şey mi diyordu gözlerin güzel mi diyordu sana? Dışarıda oturuyorlardı Akif'le ikisi. Maşallah Allah vergisi.
Belki talip çıkar. Ya gülme gülme. Vallahi ben burada kanser oluyorum sen orada. Niye gülmeyeceğim ya? Sizi takmıyorum ki ben. Siz kendi yerinize yorumluyorsunuz. Belki de sizlere sinirleniyorsunuz. Yüzsüz ya. Kıskanıyor. Yüzsüz olmasın ha. Ya ne yapsın mesela? Ne desin yani? Ne desin? Ya bir kez desin ki ya ben şu konuda haksızım. Tamam ben diyeyim ki ya sen haksız olduğunu kabul ettim. Ben de ayağımı çekeyim gideyim. Hiç peki sıkıntım. Ferdi Bey. Ama kabul etmiyor. Seninle bir kez yemek yedi diye senle aşk yaşamak ya da evlenmek zorunda mı? Ya evlenmesinden değilim. Ben desin evli ki ben bu konuda haksızım desin. Ama demiyor. Niye haksızım? Haklıyım ki haklıyım diyorum. Haksız olsam buraya çıkıp sizinle yüzleşemem. Siz kimsiniz ya? Haklıyım haksızım diyeceğim. Seviyesiz bir konuşmayın, sohbet. Bağırmayın. Hayır ablacığım, haksız olsam tamam. Buraya çıkıp mesela yüzleşemem. Mesela ne konuda haksız olabilirsin Özlem? Mesela diyelim ki düşünelim, Ferdi'nin dediğine göre hangi konuda haksız olabilirsin? Hiçbir konuda haksız olamam. Haklısın. Bak, sen 3 gün görüştün. Haksız. Haklıyım. Şu acaba, konuda haksız. Hayır. Konyalara gitmeli, Ankara'lara gitmeli. Sana ne ya kıskanma. Manisa'lara gitmen. Bugün de Urfa'ya gideceğim. Onda mı takip edeceğiz? Kaymak Allah yemeğe. Takip etmeme gerek yok kaymak ki. Kaymak yemeğe gidiyorum. Senden önce haberin geliyor bana. Vay be neymişim senin ben senin yayını izleyen bana peki, mesaj atıyor. Ha, bugün de TikTok'ta dedim ya konuştum Urfa'ya peki, geleceğim. Peki Özlem'le ilgili niye sana haber geliyor? Niye geliyor? Çünkü benim en candan sevdiğim abilerim. Yani ekip olarak bir arada olduğumuz zaman. Yani Özlem'in geldiği zamanlarda biz aile ortamı gibi bir aile yapmıştık. Ama bu orada sahte hesaplarla giriyorlar. Sen bay onlara fark aşık etmiyor. Olduğunu mu söyledin Özlem'e? O, yayında ben aşık olduğumuzu söylemiştik zaten. Canım cicimle konuşmuştuk ya zaten. Bir dakika yayında siz zaten aşık olduğunuzu birbirinize evet, söylediniz. Evet. Öyle mi? Söylediniz mi Özlem? Canlı. Söyledi. Ne dedi? Ha evet dedim ben de aşık oldum dedim. Aşık olsam sen niye engelleyeyim ki ben bunu? Tak anında engelledi. Benim işim olmaz böyle. Gerçi. Marifet. Kıskanıyorlar Esra Hanım. Aslan yemekten vazgeçmez. Aslan yemekten vazgeçmez biliyor o musun? O ne demek aslan yemekten yani vazgeçmez? Yani şu şekilde diyeyim. Avını arar bulur her türlü. Şimdi sen avcı mı oldun? Beni avladı. Başka kimleri avlayacak? Aslan o zaman. Sen avlandın mı? Dişi aslan. Dişi aslan seni avladı. Düşün. Hırr diyor kapıyor. bir şey söyleyeceğim. Ama aynen, o hiçbir... Aynen. Yani kapılan sen olmuşsun. Hırr diyor. Sen öyle san. Hırlıyor. Kapılan sen olmuşsun. Akif sen de kapıldın herhalde. Gel. Ben mi? Zamanında öyle sen de... Yaptım, yolladım. Dedim Özlem'e dedim canı dedim kaymak istemiş. Melisa kaymak dün bir şey dedi. Benim aklıma o takıldı. Hatta onu da konuşalım dedim. Ben Akif'i Özlem'e yem etmem dedi. Etmem. Ne demek bu? Etmem. İstediği kadar burada seviyesiz bir şekilde gülsün, insanlarla dalga geçsin, hakaret etsin. Ama Akif'i yem etmem benim. Hayır Akif'in hiç kendi iradesi yok mu? Böyle yem gibi ortada duruyor. O da kapıyor mu yani? Hırlıyor. Hırlayınca siz de Hırlıyor. Hırlıyor. Yani koşuyoruz demek ki. Cazibeli mi geliyor hırlayınca? Şöyle yapayım. Elik bir kadın. Bir erkek olsa yanındakine sahip çıkar. Limon satar, merak ev tutar. Ama... İşin gücün ev, araba, arsa değil mi? İşin gücün bu. Milletin parasını yemek. Milletin parasını da gücünde yemek. Aynı anda konuşmayın. O yüzden mi? Bir dakika ya. Siz kimsiniz? O yüzden mi kanaldan para alamadın diye geldin bana? Çalın işte ben oraya karıştırıyorum onlar oraya karıştırıyor. Siz başka siz kanallarla ilgili konuşmayın. Siz kanalı niye lekeliyorsunuz? Aynen. Ben gelip burada onu mu karıştırdım? Aynen. Siz niye kovuldunuz orada? Biz kovulmadık. Tamam ağzını açarsam bir şey söyleyeceğim. Aç ben de senin yediğin haltları açayım Melisa, orada. Sen ne yapmışsın Melisa, bana ya? Melisa sen başka kanalla ilgili başka programla ilgili kendi konuşmayın. Kendi kaç süresi ben biliyor herkes. Ki. Bütün dünya biliyor. Peki, YouTube'da yorumları açın okuyun. Tamam. Kötü biri. Akif neden bu kadar iyi davranıp onunla birlikte olmak istedi? Çünkü Akif saf. Bu da zaten kurt gibi olduğu için saf erkekleri avlamaya çalışan bir insan. Akif saf mı? Evet. Ya saf mısın abla, Akif sen? Otelin dili olsa da. Otel, siz de buna otel, gülün. Bak, örnek olun. Dili olsa siz de gülün. Da, kamerada iyi bir şey bak, var abicim ya. Ben dün akşam otele gittim. Sizlerden destek alıyor bu zaten. Bu rezil. Otele gittiğimde herkes benim üstüme çullandı. Neden? Keşke bir yayına bağlansak da diyor. Şu Özlem'in ne olduğunu bir anlatsak. Evet ya ama otele gitti bizim ekip kıyırdım. Arkadaşlarımız. Kimse konuşmamış akşam, Özlem'le ilgili. Akşam abla. İzin verir misiniz? Esra'cığım. Evet. Peki ben otelde kötüydüm.
Herkesle beraberdim. Evet. Muhammed'i ben çektim ya. Peki ben gelmeden önce geçen sene başka kanaldayken başka bir bayanla niye otelde Melis'le konuşmalarına izin vermedi? Muhammed ona da zıplamış. Otelden yapmış. Geçen bunu sene... Melisa anlattı. Ben mi? Melisa mı anlattı? Evet. Kim bu geçen sene olan kardeşim? Ben kötüyüm, o kötü de bu mu iyi bir tek? Akşam var ya akşam. Bilmiyorum akşam. Ki ben ne bu olan. Akşam ne gurur kim bu kadın? Melisa. Soyadını öbürkü söyleme. Kanalda bir bayanmışmış da. Tamam evet, kanal için gelmiş. Konuşmayın diyor. Kanalla aynı konuşuyorsun. Aynı otelde beraber birbirine şey yapmışlar işte aşkını ilan etmeye başlıyor. Melisa bunları anlayınca Muhammed'le o kadınla kavga edip Muhammed'i uzak durdurmuş. Peki ben kötüyüm yürüdüm. Ne diyor bu be? O yürüdü bu yürüdü de Muhammed çok yakışıklı ya. Peki o kadın da yürüdü. O zaman Muhammed melek biz şeytan. Sen zaten şeytansın. Seni de biliyorum sus ya. Seni takmıyorum ben. O da bir hoş melek hakaret olur. Bir dakika bir söyleyin Filiz Hanım. Bunlar da bunun Akif ilk geldiğinde yalancısı. Melisa bir dinler misin? Akif ilk geldiğinde bu ses kaydını attığında Akif inkar etmişti ses kaydını. Öyle bir şey konuşmadım söylemedim demişti. Dün de Akif ortaya çıktı. Ben yaptım hatalıyım bilmem ne. Sonra kabul etti. Bak, biliyorum zaten ben. Akif bir dakika. Bu kadar yalakalık yapmayın rica ediyorum ya. Öyle söyleme ama bizim izleyicilerimize. Haddini bil Melisa. Bilmiyorum. Bu bir ikincisi de, Esra Hanım insan o cümleleri eşiyle bile konuşurken utanır. Gerçekten utanır konuşamayız dinlemeseydi, yani biz konuşamayız. Demek ki aralarında basit. Demek ki aralarında büyük bir samimiyet vardı ki ikisi konuştular birbirleriyle. Sen algılama problemi yaşıyorsun aynen galiba. Seni aynen sürekli bu çocuk aldatıyor. Seni sürekli aldatıyor. Sen hala Akif'i yar etmem. Ya çocuk seni aldatıyor, seni sevmiyor, sevmiyor. Bunu kabullen. Aynen. Peki ablacığım gözünde gördün mü? Gördüm mü? Hı. Delilin var mı? Kamera kaydın var mı? Konuşuyorsun oradan beri. Ya bunun millet şey olmuş ya. Hangi kamera kaydından bahsediyorsun? Tamam. Bu neyi adam aldatıyor neyi diyelim. Tamam. Tamam. Adam aldatıyor. Bu kaydın var mı? Kaydın var mı? Bir algıla lütfen. Tamam. Bir şey kaydın var mı? Ya bu böyle çok saf duruyor ya. Bunun tamam, herkes söylüyorsunuz da bu adamı suçlayacak bir delilin var mı? Şimdi söyle Selda Hanım ha. Beyefendiye söyleyeceğim. Ferdi. Ferdi Bey. Akif'i ne kadar tanıyorsun? Ne zaman tanıştınız? Ne kadar nasıl savunuyorsunuz? Ben savunurum. Siz Özlem'i ne kadar beri tanıyorsunuz da savunuyorsunuz? Peki siz Özlem'i ne zamandır tanıyorsunuz? Bizi gözümüzün önünde oluyor olaylar. Siz Özlem'i ne kadar tanıyorsunuz da savunuyorsunuz hanımefendi? Ama Ferdi'ye sordum. Ya bir gidin Allah aşkına ya. Bir gidin. Bakın, bakın Melisa. Bir şey söyleyeceğim. Bu Hüseyin Bey sözünüzü keseceğim. Bir dakika Ferdi Bey. Yani şu an söyledikleri hiçbir şey Özlem'i savunmuyor bu arada. Sizin ilişkinizle ilgili Özlem'i savunmuyorlar. Diyor ki bu adam daha önce de bunu yaptı. Bu Özlem'le alakalı değil. Doğru. Özlem nasıldır, kişiliği nasıldır o önemli değil. Önemli olan senin yanında hayatındaki kişinin kişiliği. Bu kadar basit. Söyle Hüseyin. Melisa Hanım, Akif Bey, Ferdi Bey. Ya dünyada bir insandan ayrılmanın tek sebebi onu başkasıyla cinsel ilişki üzerinde kamerayla kayıt altına almak değildir ya. Medeni ayrılıklar da var. Ya medeni ayrılıkların sebebini anlatayım bak. Bir insan seni sevmiyorsa ayrılırsın ondan ya. Evet. Seni sürekli sadakate aykırı hareketlerin içinde bırakıyorsa ayrılırsın ya. Yani bunun için milletin arkasında kamerayla dolaşamaz insanlık. Yani siz Akif Bey ya sadakatsizlik olabilecek bir sürü hareket gerçekleştirmişsiniz hayatınızda zaten. Tamam. Buna tevessül de etmişsiniz. Gidip illa bir yatakta birlikte oluyor olmanız gerekmiyor yani. Zaten Melisa buna meraklı olan size insanlar var. Asıl söz size. Bugün Özlem, yarın başka bir kişi, yarın bir başkası. Her seferinde Akif Bey böyle şeyler yapıyor. Yapacak. Yani Özlem'in kişiliğinden münezzeh. Ondan ayrı olarak. Yani siz bu durumu kabulleniyor musunuz? Mesele evet bu. Kabulleniyor musun Melisa? Mesele bu ya. Bırak Özlem'in kişiliğini falan. O insan değil. Ama tek burada hatalı da Akif değil. Ben bunu geldiğim ilk günden beri söylüyorum ama kimse beni kaydaya almıyor. Diğer konularda da buradaki mı? Buradaki hatalı olan tek kişi Akif değil. Akif'in de hatası var ama buradaki hatalı tek kişi Akif değil. Değil, ben bunu anlatıyorum zaten anlamıyor onu kimse. Tamam. Bak şunu bekliyorlar insanların beklediği ve düşündüğü şu. Tabii i̇nsanların şu, beklediği şu. Ben Akif'i tutayım kolumdan böyle kaldırayım. Kalk ayağa. Kalk bunun önüne atayım. Bunu istiyorlar. Hayır biz Özlem'le olsun diyemiyoruz ki. O da zaten meraklı. Ha, yani sen bıraksan Melisa Akif'i gidecek Özlem'le mi olacak? Yani.
Öyle mi? Zaten kendisi de diyor. Ben evladımı hiç taşımam. Kendisi de. Hayır, Özlem kapacak. Özlem. Ne bu kapacak? Ortada yem mi bu yem kapacak? Yem olarak görüyor. Bunun parası var diye buna yanaşıyor ya. Siz Akıfın parası mı var? Ya? Parası var zannediyor da yanaşıyor. Babası dedi ya burada sana para veririm, ev kurarım, araba alırım diye. Onları duyduğu için yanaşıyor. Hayır ya. Akif'i ben sen merak ediyorum. Allah. Sen bıraksa Özlem'e gider misin? Özlem'e hiçbir zaman ne olursa olsun gitmem. Niye? Ben kesinlikle bak yüzünü görünce benim içim bulanıyor. Tamam zamanında ben hata yaptım diyorum. Kabulleniyorum, hataların hatasını yaptım. Melisa'ya karşı olsun, aileme karşı olsun her zaman bak hatamı kabul ediyorum diyorum. Tamam konu bitti gitti geçti. Niye daha bu burada ben anlamadım. Çünkü tamam, kalacak çünkü yeri yok. Her şey haklı. Kalacak yeri yok. Söylediği kalacak her şey yok, haklı. Değil. Kalacak yeri yok. Böyle bir olay olmuş şimdi. Tamam. Bakın ben şunu da söylemek istiyorum. Melisa diyelim ki Melisa'nın anlattığı konudan çıkalım. Hayatınızdaki adamı tutmazsanız, korumazsanız düşünün ki bıraktığınız anda başka kadına gidecek. Bu gitmeyecek. Siz bu tutar kapacak. Mısınız? Nasıl kapıyor canım? Zorla mı alacak? Çünkü bu kadın erkek Allah. Düşkünü ya. Bir dakika bir dakika Allah. Ne yapıyor artık? Hırlıyor. Hırlamak ne hırlıyor, demek? Hırlıyor kapıyor. Herkesi kapıyor. Kerem'i bitmiyor. Ali'si bitmiyor. Yusuf'u bir bitmiyor. Kerem, bir Kerem Konya'da var. Bir Kerem Ankara'da var. Emre'si var. Bir dakika ben anneyim merak ettim ya. O zaman. Bir dakika anneyim Melisa. Diyor ya. Özlem gerçekten onların iddiasına göre sen nasıl erkekleri kapıyorsun? Hırlıyor işte. Güzelliğim yetti. Haklısın. Arkadan mesaj atıyorsun. Numara veriyorsun. Ben bir şey anlamadım. Tamam kaptı da Japon yapıştırıcısın var bunun yerinde ya. Vallahi neresinde yapıştırıcı var bilmiyorum ben onun. Neresinde? Suda çözülen, yapıştırıcı var. Hemen bırakın. Bir dakika aynı anda konuşmayın. Hayır, nasıl kapıyor bu kadın? Ya şunu anladınız mı? Ben o kadar vallahi iz bırakmak tuzlu su yağlar mağlar anlatıyorum. Bu kadını nasıl böyle kapıyor da bırakamıyor? Bak, bir yerinde yapıştırıcı var da neresinde var belli değil. Suda çözülen yapıştırıcı da var ondan. Diğer programdayken ondan sonra ayağa kalkıyordu telefon kulaklık elinde. Ben elit bir kadınım ya diyor. Çok elit. Millet diyor. Esra Hanım. Saçını nasıl yapıyor abi? Esra Hanım. Sen de onu mu beğendin en çok? Kimi? Öyle elit bir kadınım demesini mi beğendin? Ben arkam diyor. Ben arkamı dönüyordum bunu görünce. Bu ağladığı zaman arkasını dönüp gidiyor ya. Esra Hanım ben konuşabilir miyim? Ama videolarını beğeniyorsun hükre, TikTok. Hükre ağlıyordu erkekler TikTok için. TikTok videolarını beğeniyorsun. Sen bu adamı TikTok'ta niye takip ediyorsun? Özlem bu taktik ne taktiği bize de söyle Esra, bilelim neymiş. Esra Hanım ben bir şey söyleyeyim. Peki ben çok kötüyüm de kötü yürlüyüm. Melisa gibi odasında Melisa'nın babı kayınbabası için yemek yaptı ya. Evet. Yemek yaptığında ben Melisa gibi'nin yanına geldim de beraber yemek yiyorduk. Okan arkadaşımız da geldi. Bu bayan kim dediğinde Özlem ablam. Çok iyidir, güveniriz, çok severiz. O çok zaman ben bilmiyordum senin bu hatlarını. Çok severim diye güveniyordu. Beni anlatıyordu Okan'a. O zaman bilmiyordum ben senin olduğunu. Okan benim çatalımla yemek yedi. O zaman demek Okan'ı da çektim kendime. Bilemem. Ne alaka? Bizim Okan'ı da mı çekti evet, kendine? Evet onu diyorum ya sana. Okan... Çok iyi olduğumu anlattılar. Ben kötü çıktım şimdi. O zaman bilmiyorduk senin ne mal olduğunu. Tabii canım. Sen benim yanıma geldin kalmadın bilmiyordun. Özlem Hanım size oradayken bir soru ya. Bilmiyordum ben. Şimdi bu Akif'i bıraksa Melisa itse siz kapar mısınız? Asla. Tamam çünkü ben sana kapan da yok. Parası yok çünkü. Kapan da yok. Bir para da gözüm yok kızım. Var diyordu. Resepsiyona gidiyor. Ne? Resepsiyona gidiyor. Evet. Diğer program. Kara kaşlım, kara gözlüm diyor. İzin verir mi acaba diyor dışarı çıkmama diyor. Adama yaşıyor. Kim kara kaşlı, kara gözlü ki? Adam resepsiyona yaşıyor ya. Diyorum size kıskandı. Ya neyini adam kıskandı? Adam bana kıskanmıyorum, kıskanmıyorum. Oh, karı gibi oynasak. Köçeklikten başka ne hak ediyorsun? Hayır, hayır. Sen de, sen de erkek ne hak ediyorsun? Dur. Bir dakika, ben şunu anlamadım. Kara kaşlı, kara gözlü olan kim? Resepsiyona söylüyor, resepsiyona. Olmayan bir kişi kendi kendi kıskanmıyor. Ya konuşma be! Gece 2'de duruyor. Asarım kamera kayıtlarını alacağım. Demek ki belki öyle tatlı değildi. Bakın Esra Hanım, nişanlı bir adama gidip de sen benim kara gözlü, kara gözlü diyen bir insansın. Resepsiyonist nişanlı mı? Evet. Ablacığım geçen gidip, sene aşık olmuş adama sevdiğini söylemiş ha bu. Erdoğan en yakın arkadaşı Yusuf'un eşi Fatma ile kaçıp evlendi. Erdoğan aslında arkadaşının eşini kaçırmıştı. Şimdi çocuklarına nüfus cüzdanı çıkarmak için Yusuf'un ocağına düştü. Bunun karşılığında istediği bazı talepleri var. Erdoğan Yusuf'un istediği... Geçen...
tabii, adam tabii. için geldi bana dedi ki bu benim eski kırığım dedi. Sevgili olmaya çalışmış. Ay, adam vay, bile biliyor vay, bunu. Nerede ben adama aşkımı ilan etmişim? Adam kendi dedi mesaj gördü bana diye. Nerede adam bana kendi dedi. Nerede yürüdüm? Sakin olun. Senin Sus kadar sen. Rezil olamaz kimse. Tabii senin tabii. kadar rezil olamaz. Ay seni kaptım. Geldik geldik konuşalım. Yeter. Ali abi da alabilir miyiz? Rezil köpek. Tamam Ali'yi bağlayalım. Başka programla ilgili yeter. Yar olamadı Aa. Bana Ali de ondan. Üş. Ali abiyi bağlayalım. O detayları anlatsın. Niye biz başka Bağla, programdaki kimseyi bağlamıyoruz. Tamam programda değil şu anda zaten Ali Bey. Ali abi ne yapacağız şimdi? Biz sizle tamam, konuşuyoruz. Tamam onunla birlikte de biz oldu. Biz Akif'le ilgileniyoruz. Şşt. Ses geliyor hala. Bir telefon mu vardı? Telefon yoktu tamam. Şimdi bakın şunu konuşuyoruz. Bizim konuşmaya çalıştığımız olay. Bizim konuğumuz Melisa ile Akif. Bunların evlenmesi ya. Şimdi biz kınalarını yaptık. Evliliğe doğru gidiyoruz. Ama o sırada Özlem Hanım dedi ki aslında Akif Melisa için uygun bir eş değil. Çünkü herkes de artık hani flörtleşiyor. Bir şekilde benimle de ilişki istedi. Aslında Melisa'yı sevmiyor dedi. Biz de bu durumda tabii ki bunu değerlendireceğiz. Çünkü bizim vesile olduğumuz bir şey düzgün bir evlilik olsun. Birbirlerini sevsinler, uzun ömürlü olsun. Eğer gerçekten Akif bu konularda belirsiz düşünüyorsa, gelgitliyse ya da gerçekten Melisa'ya duygusal olarak o kadar yoğun bir şey hissetmiyorsa biz niye evlendirelim o zaman? Biz bunun için bu konuyu konuşuyoruz. Tekrardan hatırlatmak istedim. Yani gerçekten sevgi konusunda bir şey var mı? Sen bu konuda ne düşünüyorsun Özlem? Yani Akif'in sevgisi... gerçek bir sevgi değil mi? Hayır. Sen onu ne zaman hissettin ilk bunu? Ben bunu ne zaman hissettim? Konya'da Melisa'ya bu kelimeyi konuştuğumda. Bir sevdiği kadına sahip olmak isteyen bir kadına. Ben bunu istemiyorum. Hayatımdan sildim, nefret ettim. Her gittiğimiz yerde kavga çıkarıyor. Pislik yapıyor. Ben bunu satar kullanırım. Demesi burada yanlış. Burada yanlış. Ben bununla çok konuştum. Bak kardeşim. Esrarım. Bu tabii ciddi bir iddia. Esrarım. Sen böyle bir şey konuştun mu Akif? Yok. Sizden Yok. Bir rica edeyim. Tabii. Söyle. He. Allah rızası için peygamberin aşkına. Akşam ben bir ses kaydı alıp kanala atabilir miyim? Atabilirsin tabii. Heh. Tabii at. Özlem hakkında ama. Tamam. Tamam. At. Tamam. Sen onlarla konuş telefonda. Ben de ses kaydı yapacağım de. Kanala götüreceğim. Çok da korkum yok. Herkes gelebilir. Herkese de savaşırım bak tek başıma. Otelin dili olsa da konuşsa. Ne diyor biliyor musun oteldekiler? Akif. Sen gara gara hareket yapacaksın. Akif. Adam gibi otur da yüzleş benimle. Özlem nerede? Telefona bakma niye bağlamıyorlar diyor. Bunlar böyle diyor. Ya başkalarının Özlem hakkında diyeceğini niye dinleyelim biz? İşte bunlar tembihliyor abla. Beraber oluyorlar tembihliyorlar. Tembihliyorlar mı? Hepsi ben ne diyorum bak. Mı? Herkes gelsin. Ben dolandırıcıyım, hırsızım. Tamam, herkes gelsin, alacağım. Tek başımayım tamam, burada. Tamam, sen kabul ettiğine göre hiçbir sıkıntı Şşş. Yok. Kabulsüz yani. Ben sen akşam herkesten ses kaydı alacağım. Ya sakin ol be. Sen sevmedin de sen ne diyor? Bırak kendini be. Senin ne derdin yok ha? Ben buraya mı çıkardım? Dertleşme, yüzleşme ve kocam baş... Bak sıkma. İşte, benim kocamda da yüz yok. Çıkıp gelip niye boşanamıyor? Ulan şimdi ben o adamı alkışlıyorum. Allah çarpsın alkışlıyorum. Senin gibi aynı ya pislik. He. Alkışlıyorum. Senin gibi pislik. Akşam Bir dakika. Ferdi. Hı. Ferdi sen baştan Özlem'in evli olduğunu biliyor muydun? Biliyordum ama bana boşanacağını söyledi. Tamam, dedi ki ben dedi Özlem dert görüyorum hatalı. Dedi. Sende de hata yok mu yani? Ben dert görüyorum dedi. Tamam dedim kolundaki yara neden oldu dedim. Bu sebepten dolayı dedi kocam yaptı dedi. Bak dedim biz dedim bir yola gireceğimiz zaman dedim evli şekilde devam edemeyiz dedim. Hı hı. Hatta dedim darp raporu da dahil alabilirsin bununla ilgili dedim. Hatta dedim bunu göstererek dedim bana böyle şiddet uyguladı diye dedim çocuğunu da alabilirsin. Ama yani İleriye daha boşan. Alabilirsin zaten dedim. Çocuğum bende ki kimdeymiş? Benim çocuğumu aldıracakmış elinden de babasına verecekmiş. Babasıyla İstanbul'da duruşmuş. Şu anda yurt dışına babası... çıkar bakayım çıkartabiliyor musun? Neyi? Çocuğunu yurt dışına çıkartabiliyor musun? Ya gerizekalısı çocuğun babası yurt dışında tamam. değil ki. Bak beni araştırmış Esra Hanım. Benim çocuğumun babası Türkiye'de. Hı hı. Ve yurt dışında diye bir şey yok. Benim hani, yanımda da olduğundan beri. Elektrik teknisyeni değil mi? Hı? Elektrik teknisyeni. Kim? Hayır diyorum değil Antalya'da ya.
yaşıyor. Ya sen onunla hala kocasını niye araştırıyorsun? Bak göstereyim. O yazıyor. Allah Allah, ben bunu mu anlıyorum? Özlem Yaşar Engin diye profilini yok. Ya tamam da bilerek yazdı kendisi. Değil diyorum ya. Sen benim yaşadığım adım benden inmeyeceksin. Allah Allah. Ben bir tek isteğim şu. Bir dakika Özlem, ben şunu anlamıyorum. Ferdi, sen niye bunu hala araştırıyorsun? Hayır, neden çocuğu... biliyor musunuz? Neden? Çünkü yalanları ortaya çıksın artık. Niye çıksın? Sen artık ilişki yaşamıyor musun ki? Bir kere görüşmüşsün. Başka i̇şte bir şey yok. Ya kimsenin canını yakmasın artık, yeter. Niye? Senin çok mu canın yandı? Ben görmeye dayanamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yine de olsa, bir ufak da olsa sevgi var, yok demiyorum. Aşıksın ha, ondan. Ama onu... nedir? Ben görmeye dayanamıyorum. Ne televizyonlarda, ne şeylerde. Elini ayağını çeksin. Dizini kırsın, gitsin çocuğuna baksın. Ferdi normal Bey, bir anne olsun. Bak, birini unutmak istiyorsan bu kadar değişmeyeceksin. Hala farklı şeylerin peşinde koşmayacaksın. Ya ben kötülüğünü istemiyorum Esra Hanım. Kötülüğünü istemiyorum. O zaman istemiyorum. Sen hala... Gül. Ben kötülüğünü sen istemiyorum. Bir dakika, bir dakika konuşuyorum ben. Sen Ferdi gül. Sen o zaman hala bu kadına aşıksın, hala takip ediyorsun. Öyle mi? Hadi seviyorum dedim. Misal. Hadi seviyorum. Söyle. Abi bunu neyle seviyorum Allah aşkına ya? Bir saniye rica ediyorum. Allah Allah. Ay çok komik. Ya gülme gülme, çok bir şey söyleyeceğim. Komik. Rezilliğine gül. Söyleyeceğimi de unutuyor Allah çarpsın. Akşam ben otele gittiğim ya, Allah Kur'an çarptı var ya. Ah de diyorum, herkese ses bir şey söyleyeceğim Akif. Herkes. Bu kadın bu kadar kötü, niye bu adam bu kadar aşık? Ya işte salak gibi kandırmış bunu, kandırmış. Nasıl kandırdı? Yandırmış. Ne dedi? Kaymak mı istedi, elma mı istedi? Yok, ondan da bal istedi. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Hayır. Bir dakika. Bir dakika. Siz, arkadaşım, siz muazeneyi mi kaybettiniz? Ferdi Bey, senin bir anan baban var mı ya? Tabii ki var. Git kendini vesayet altına aldır kardeşim ya. Sen içinde ağlanacak durumuna gülüp durursun ya. Bu nasıl rezillik abi bu kardeşim ya? Bu mu gülüyor? Hayır, kim nasıl rezillik? Ama karşı taraftaki gülüyor ki, ben ona göre karşı taraftaki güler zaten, bir sürü terbiyesizlik yapmış, güler. Ya abi ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin be. Şimdi yok, akşam bak, kaymağı çok yemiş. Ben bir şey söyleyeceğim. Bekar insan istediğini yapabilir. Bekardır. Bekar olan bekar insan. Değil, ben istediğimi yaparım. Bir konuşturun be. O yapamaz. Aa, evli. Bir dakika. Evli de senle birlikte oluyorsun o zaman. Aşık oldum diye buraya geliyorsun, evli kadına hala. Sen de hatalısın Ferdi. Aşığım, seviyorum yüzüne bakıyorsun. Evli kadına aşık olmuşsun. Etmeseymiş. Özlem de gerçekten bir ilişki yaşayacaksa, gerçekten mutlu olmak istiyorsa kocasından ayrılmalı. Ayrılmadan kimseyle yok, TikTok'ta yazışmak bir şey olmamalı. Bak, her zaman söylediğimiz şey, evlilik kurumu bu kadar basite indirgenmemeli. Burada tabii ki de biz hani o kadar tuhaf bir şey oluyor ki, yani insan gülmemek için tuhaflıktan gülüyorsun. Yani bunu nasıl normal karşılıyoruz diye. Hani nasıl böyle bir şey olabilir diye gülüyorsun. Çünkü Ferdi diyor ki, bir kere yemeğe çıktım, aşık oldum, görmeye dayanamıyorum diyor. İnsanların duygularıyla da dalga geçmek istemiyorum. Yani dalga geçilecek bir şey değil ama ben gerçekten karşında bir kadına aşık olmuş ve o duyguların içinde olup intikam almaya çalışan bir erkek görüyorum. Özlem zaten evli ilişki yaşamamalı, o ayrı. Ferdi de evli bir kadınla ilişki yaşamamalı. Melisa da eğer gerçekten hayatındaki kişi çok güvenilir değilse, bugün Özlem, yarın Ayşe, öbür gün Fatma, herkese böyle bir ilişki yaşamak istiyorsa, çok çapkınsa, gözü çok dışarıdaysa, suçu birazcık Akif'te aramalı. Akif de artık sadakati öğrenmeli. Yani herkesin yapacağı bir şey var aslında buradan öğrenmesi gereken. Peki Esra Hanım, bir şey Esra Hanım, bir şey daha ekleyelim. Gerçekten bizim gülmemiz lazım dışarıdan bu hadiselere. İçinde yaşayanın buna gülmemesi lazım. Gerçekten evet, gülünç bir hadise. Biz gülebiliriz yani. Kahkaha atsak yeri. Ama bir kendinize bir çeki düzen verin ya siz. Ne yapıyorsunuz siz? Siz ne yapıyorsunuz? Evet. Kendinize bunu bize ya değil, hanımefendiye sormanız şey gerekiyor. Evet. Avukat Bey de çok güzel konuşuyor da. Ama ben bunlara gelin bana beğenin, aşık olun, sevin demiyorum. Aynen. Ben kimi dolandırmışım? Çıksınlar ortaya. Ya buna diyorum, dolandırıcılık peki, değil mi? Peki Esra Hanım, evli olduğunu da söylemiş zaten. Ferdi, annen hatta. Herhalde bunları izleyince annen inşallah iyidir şu an. Reyhan Hanım. Ferdi'nin annesi. Merhabalar. Efendim. Hoş geldiniz merhaba yayınımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Ferdi'yi görüyorsunuz. Burada söyledikleri var. Ne söylemek beğendim istersiniz? Yaptığını. Çok güzel oldu. Benim şu an elim ayağım titriyor. Çok güzel oldu. Kendimde değilim. Ben o Ferdi'yi asla affetmeyeceğim. Neden? Çünkü
Ben sizden özellikle bu telefon aracılığıyla TikTok'un kapanmasından rica ediyorum. Valla keşke kapansa, ben de aynı fikirdeyim. Çok bu, kötü bir yer. Oradaki ahlak... Bu tür çocukları evinden ocağından ediyor. Ferdi ile ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Hissettiği bu duygu. Benim oğlum o tür insanlara layık değil. Hı hı. Kesinlikle layık değil. O kadınlara layık değil. Benim çocuğum derhal eve gelsin. Orada birkaç beyefendi de var. Yani iğrenç bir insan. Ben işimden evime gidiyorum. Çorba yapmaya fırsatım olmuyor yorgunluktan. Peki. Ve bunlar sabahlara kadar TikTok'ta. Peki Reyhan Hanım, siz bu durumu biliyor muydunuz daha önce? Özlem Hanım'a aşık olduğunu, görüştüğünü, evlenmek istediğini... Ben oğlumun telefonlarına birkaç defa şahit oldum. O kadın TikTok'ta başka birilerine görüşmeye şahit oldum. Oğlum uzak dur, uzak dur. Ama o kadın yok. Özlem denen kadın yok. Bu bakın bir şey söyleyeceğim. Senin oğlun için gel buraya demedim. Tamam mı? Kendi gelmiş, kendi aşık olmuş. Neyine şahit oldun ya? Senin oğlun sana küfür ediyordu, küfür. Ne küfür ediyordun be? Senin oğlu sosyal benim karışma diyen, sana küfür eden, bunların şahitleri var. Senin oğlu ben istemiyorum ki. Kimmiş şahit ya? Azıcık oğlum kardeşim. Kimmiş o şahit? Allah, ben mi çıkarttım senin oğlunu buraya? Ben mi çıkarttım? Kendi gelmiş söylüyor. Hadi Reyhan Hanım, Reyhan Hanım. Bir dakika, Reyhan Hanım, bu arada gerçekten Ferdi Bey... Özlem Hanım'la ilgili bütün araştırmaları yapıyor, peşinden gidiyor, eski eşini araştırıyor, çocuklarını araştırıyor. Bundan vazgeçmeyen Ferdi Bey. Bir şey söyleyeyim mi size? Benim çocuğumun eski eşini ve çocuklarımı, torunlarımı asla kimse ağzına almasın. Onu konuşmadık zaten. Konuştu. Ha. Ne dedi? Dedi, kendi çocuklarına baksaydın dedi ya. E tamam, sen de onun çocuğunu konuştun. Sen bana neler söylüyorsun? Çocuğuna güç sahibi çıkıyorsun, çocuğumu karıştırıyorsun, alıp elimden babasına vereceğim diye her yerde konuşmuş mu? Bu zamana kadar alamamışlar. Sen mi alacaksın benim çocuğumu? İstanbul'daymış ya, benim eşimle. Değilsin, dur bu koca eşimle Ferdi konuşmuş beyefendi. Bir dakika. Yalana bak. Reyhan Hanım, siz Ferdi'ye ne demek istiyorsunuz? Ferdi'ye hiç suç bulmuyor musunuz oğlunuza? Benim oğlum da suçlu. Oradaki kadınlar da suçlu. Kadının ne suçu var? Kadının ne işi var TikTok'larda? Ne işi var kadının TikTok'ta? Ama o kendi sorunu. Bize anne göre de TikTok olmasın yani. Orası sen doğru de arıyorsun o zaman. Ben arıyorum, var mı? E git başkasını bul. Arıyorum. Arıyorsan benim videomu niye paylaşıyorsun? Senin bir kız kardeşin olsa bunun videosunu birisi paylaşsa. Paylaşamaz çünkü kullanmıyor hiçbiri. Kullanmıyor. Ben çünkü sen kontrol ediyorum. Sen niye yapıyorsun? Ben kontrol ediyorum. Ya git lan. Ben sana gel ben buraya dedim mi? Bir dakika. Yüzsüz. Bakın. Kimsenin videolarını ya alıp hakaret içeren bir şey yazamazsınız. Dün Hüseyin Bey de avukatımız söyledi. Ne yaparsa yapsın. Bu zaten bir suç. Onun videosunu zaten al. Ben bunu mahkemeye verdim. Şekilde bir şey yayınla. Yapacağım. Ya da böyle şeyler yapılmaz. Üstüne bunu de altına imzamı atayım. Bir dakika. Bunu biliyor musunuz Reyhan Hanım? Özlem Hanım'ın videolarını alıp bir şekilde kötü yazılar yazıp paylaştığını. Bilmiyorum. Bilgim yok. Söyle Ferdi Bey. Yani bu da doğru bir şey değil. Alıp alıp videoları ben, paylaşması. Paylaşmama ben, gerek yok ki zaten millet elen aşkere gördü şey bunları. Ben oğluma kızarım ve izin vermem. Yani elimden geldiğince asla izin vermem. Bana ben özel gelen fotoğraflar değil. Bunu TikTok'ta gördüm böyle. Ya sana ne? Ne bileyim bir saniye abi. Şöyle omzuna yatmalar, canımlar, çiçimler, aşkımlar. Sana ne? Bunu herkes gören görüyor. Ben gördü, yapmıyorum. Tamam, gören gördü de kötü bir şey mi dedi? Hayır. Bunun paylaşması bir yazıya kızdım dedi. Yani parayla ya çalışıp bu ne demek? Ay, yazıda. Böyle bir şey yazamaz. Reyhan Hanım. Evet. Efendim. Beni bir oğluma verir misiniz? Oğluma tamam, konuş Ferdi Bey. Efendim anne. Ferdi. Dinliyorum. Anneciğim, yaptığın çok yanlış. Ferdi, yaptığın çok yanlış. Bak benim hayatımı karartma. Senin ne işin var bütün insanlarla Ferdi? Benim çıldırtma. Benim ölmemi mi istiyorsun? Senin niye ölmeni isteyeyim? Ferdi, benim ölmemi istemiyorsan bu tür insanlara bakılma. Beni deli etme. Sen bu tür insanlara layık değilsin. Sen kız istiyorsan ben sana ceylan gibi kız alırım.
Gördün mü? Tamam mı? Aldın mı ağzını? Al diyorum. Ben ağzını koyun aldın mı? Anladın mı? Anlatamıyorum ya. Angelina Jolie değilsin ha. Yani. Ya al. Esrar bana bunu gelin. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Zaten aşık oldum diyen sensin Ferdi. O değil tamam. Ki. Tamam. Aşık oldum olmadım değil. Ben bunu diyorum ki. Ben yayınlarda görmek istemiyorum. Vallahi. Anlatabildim mi? Allah'ın kolay karışamayız. Ne? Ben kocamı çağırıyorum. Gelmiyor yüzsüzde. Ferdi. Allah Allah. Ferdi. Efendim. Anneciğim isterse sokakta cıplak geçsin. Sana mı kalmış el alemin karısı? Bak doğru söylüyor. Yani sana ne? Sana ne? Evet. Ali seni çağırıyor. Ben çık gel buraya. Ferdi mi dedim? Kendin geldin. Sana ne? O zaman git annenin yanına oğlum. Ben seni istemiyorum. Ferdi. Efendim. O zaten edepli bir şey olsa orada olmaz. Edepli bir şey olsa benim... Öyle demeyin. İnsanlar senin oğlun çok edepli deme. Senin oğlun yaptıkları çok edepli deme. Sizi biliyordum İstanbul. Terbiyesiz. Git kardeşim işine. Sen işin olmaz. Bak anam yaşındası konuşmuyorum bak. Böyle şeyler söylemeyin. Bir dakika. Sen kimsin lan? Konuşamazsın. Dur sen. Benim anneme kötü laf kullanmış mesajda. Onu da verdi savcıya. Ben senin annene laf kullanmadım. Bir şey söyleyeceğim. Mesajım Ferdi, var. Mesajım Ferdi. Var. Bir dakika. Bak bir insana aşık olduysam ki bana göre yani üç kere konuştum bir kere gördün bununla da aşık olacak bir şey değil ama sonrasında olmadı bu iş. E çek git artık. Sen niye ondan intikam almaya çalışıyorsun? Hala takip ediyorsun. Yayında görmek istemiyorsan bakmazsın televizyonu açmazsın. TikTok'u açmazsın. Pekala, görmezsin. Öyle mi? Evet. Bundan sonra benim ne yayınlarıma ne bir şeye en ufak bir nokta kadara gelişi gidişi olduğu takdirde aynı şeyi yapacağımı bilsin. Yani. Bu kadar. Ben senin yayına da o girmesin. Ben sen giriyor musun yayınlarına? Ben TikTok'um yok ki benim artık. Yok 3 günden beri kullanmıyorum bugün. Bak zaten kimsenin hayatı çok düzgün aman bu haklıydı dediğimiz bir durum yok. Ama herkes de kendi hatasını fark etmezse hiçbir şekilde düzelemez. Şimdi herkesin burada teker teker kendi hataları var. Her koyun kendi bacağından asılır. Özlem'in hatası var onun bedelini ödüyor. Melisa'nın hatası var bedelini ödüyor. Akif'in hatası var bedelini ödüyor. Ama sırf bir tarafa yüklenmek aman o işte kötü kadındı şöyleydi böyleydi deyip kendinin hiç haksız olduğunu düşünmemek olmaz. Çünkü neden olmaz biliyor musunuz? Burada gerçeği söylemezsek hatasını belli etmezsek gider tekrar o hatayı yapar. Ferdi 3 günde birine aşık oluyorsan hatalısın. O kadının kötü olduğunu düşünüyorsan hala ondan intikam almaya çalışıyorsan yine hatalısın. Tamam istediğin gibi bir kadın çıkmadı, sana aşık olmadı, senin istediğin gibi duygu hissetmediyse çeker gidersin. Kapı orada. Git neden hala uğraşıyorsun?